tam bir yıl önce 12 Mayıs 2021 tarihinde akşam saat 22.30 sıralarında bu evin içerisinde bayram için, Ramazan bayramı için bu evin mensupları olan kızlar ellerine kına yakarken bayram hazırlığı için karşı komşuda ırkçı bir ailenin ırkçı bir saldırısına maruz kaldılar müvekkillerimiz dedeulları ailesi. Ve bu saldırı öyle organizeli bir şekilde yapıldı ki 40-50 kişi tarafından şu duvarlardan öncelikle bu bahçenin içerisine torpil atılıyor, patlayıcı atılıyor. Ailenin evden çıkması sağlanıyor ve bu duvarlardan 40-50 kişi atlayaraktan aileyi öldüresiye darp ediyorlar. Ve 12 Mayıs saldırısında 6 kişi tutuklanıyor. Haziran ayı başı itibariyle müvekkillerimiz yanımıza gelip davayı bize verdiklerinde altı kişi tutukluydu. Ve can güvenliklerini olmadığını söylüyorlardı. Bizden önce gerek CİMER'e, gerek BİMER'e, gerek İçişleri Bakanı'nın sosyal medya hesaplarına feryat figan ederekten can güvenliklerinin olmadığını sırf Kürt oldukları için saldırıya maruz kaldıklarını ve adalet aradıklarını belirtmişlerdir. Bunlar dosya kapsamında mevcuttur. Bizler avukatları olarak iki sefer o olaydan sonra savcılıktan aile için yakın koruma talep ettik. Can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle. Müvekkillerimiz de zaten ayrıca talep ettiler o zamanın şartlarında. Ama WhatsApp kayıplarında da anlaşılacağı üzere Soruşturma savcısı ailenin can güvenliğini sağlamak yerine sanıklarla sanıkların ifadesine göre sanıklarla işbirliği halinde tutuklu olan sanıkları nasıl tahliye edebilirim derdindeydi. Sanıklar WhatsApp yazışmalarında bunu kendileri söylüyorlar. Diyorlar ki biz savcıyla görüştük. iki kişi suçu üstlensin, diğerlerini serbest bırakacağım demiş. diyorlar. Ve bunu mahkemede de söylüyorlar. Bu saldırıdan dolayı şu anda tutuklu bulunan iki kişi suçu üstlenen iki kişidir. Diğerleri tutuksuz yargılanıyor. Müvekkillerin ifadesiyle de sabittir. 12 Mayıs saldırısından itibaren yapılan saldırının ırkçı bir saldırı olduğu açık ve nettir ve bu WhatsApp kayıtlarında açık ve net bir şekilde anlaşılmaktadır. Yine tutuklu sanıklar kamuoyuyla da paylaştığımız gibi içeride tutuklu bulunan sanıklardan bir tanesi dışarıda ailesiyle görüşürken 12 Mayıs saldırısından sonra Kürtler uslandı mı? Şeklinde beyanları var. Bu ırkçı bir saldırı değildir de nedir? Artık bunun tartışmasını dahi yapma gereği duymuyoruz. Bütün bu olanlarla ilgili, bu haksızlıklarla ilgili, bu hukuksuzluklarla ilgili ve halen yargı eliyle devam etmekte olan hukuksuzlukları anlatmak için müvekkillerim dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir görüşme yaptı. Adalet Bakanı Bekir Bozda müvekkillerimle görüştü. Aile mensuplarıyla görüştü. Aile mensupları <laughs> Adaletin Bakanı'na hukuksuzlukları, haksızlıkları izah etmeye çalıştı. Yargılamadaki hukuksuzlukları izah etmeye çalıştı. Adalet Bakanı'nın cevabı ne oldu? HDP'liler sizin yanınızdayken benim yanıma uğramayın şeklinde oldu. Adalet Bakanı'na burada seslenmek istiyorum. Yasalar önünde herkes eşittir ilkesini nereye koyacaksınız siz? Adaletin sağlanması için Sayın Bekir Bozda illaki mağdurların senin gibi bir Kürt olma zorunluluğu mu var? Bunu yalanlasınlar. Adalet Bakanı çıksın bu söylemini yalanlasın. Ve Adalet Bakanı birazcık insanlıktan nasibini almışsa şunu düşünmesi gerekiyor. Empati kurması gerekiyor. Bir annesi, bir babası, üç kız kardeşi ve iki erkek kardeşi önce öldüresiye darp ediliyor. iki ay sonra katlediliyor. Siz bu sözü söylerken bunu hiç mi düşünemediniz? Biraz hukuktan, biraz vicdandan, biraz merhametten ve biraz insanlıktan nasibinizi almış olsaydınız bu sözü söyleme, söylemezdiniz. Kaldı ki Kaldı ki aile mensuplarının düşüncesi, inancı, etnik yapısı ne olursa olsun yasalarda da anayasada da açıkça hükümde belirtildiği gibi yasaların önünde herkes eşittir. Hukuksuzluk en tepede başlamaktadır. Haksızlık en tepede başlamaktadır.